Merhaba arkadaşlar, bu videomda sizlere 8. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı konularını paylaşacağım. Bu videodan sonra da bu konularla ilgili yazılı kağıdı örnekleri hazırlayıp onları da yine YouTube kanalımda sizlere sunacağım arkadaşlar. Yazılılarımız 27-31 Mayıs haftası, yani Mayıs ayının son haftası arkadaşlar. Mayıs ayının son haftası tüm Türkiye'de bütün okullar 2. dönem 2. yazılıları olacaklar arkadaşlar. Daha önümüzde bir ay var ama şimdiden konulara öğrenirsek, hazırlık yaparsak bize artı katacaktır. Yazıdan yüksek notlar alacağızdır arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Hem konuları anlatacağım ama hani söyleyeceğim ama söylerken de kısa kısa da böyle konu özeti gibi şeylerden de bahsedeceğim. En azından konuyla ilgili bir tanışıklık oluşsun istedim sizde. İlk konuyla bakalım arkadaşlar neymiş? Birinci denizden bir bilinmeyen eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterir arkadaşlar. Eşitsizlikleri mesela işte 2 küçük eşittir, pardon, 2 küçük eşittir x olacak. Diyelim ki bunu sayı doğrusunda göstermek istersek arkadaşlar şöyle bir yer 2 olsun ama eşittir olduğu için bunun içi doludur. X tarafı nedir arkadaşlar? X 2'den büyük. O zaman bir de burasını tarayacağız gibi, tamam mı? Eğer şöyle deseydi ki 5 büyüktür x deseydi arkadaşlar yine bir sayı doğrusu çizecektik. Şöyle bir yeri 5 ve eşittir olmadığı için sadece büyüktür olduğu için içi boş boş. X 5'ten küçük, o zaman bu tarafını tarayacaktık gibi. Bu şekilde sayı doğrularını da göstereceğiz arkadaşlar. Bir diğeri birinci dereceden biri bilinmeyen eşitsizlikleri çözer arkadaşlar. İşte bir şeyleri sordu sordu. En son şu geldi. 3x küçük eşittir 18 dedi. X'in alabileceği birçok değerler var ya işte. Dedi ki en büyük değer nedir dedi. Bunu çözmek için normal denklem gibi her tarafı, iki tarafı da 3'e bölersiniz. 3'ler birine gitti. X bu kaç etti? 6. X'in alacağı değerler nedir? 6'ya eşit ve 6'dan küçük. Yani 6, 5, 4 gibi böyle birçok sayı var. Bu eşittir. 6'yı da çözüm kümesine dahil etmemek istiyor. Burada x'in alacağı en büyük değer kaçtır? 6'dır gibi. Yani çözer deme derken denklem gibi çözeceğiz demek istiyor arkadaşlar. Bir diğer konu başlığımız üçgende kenar ortay açı ortay bir yüksekliği inşa eder. Şimdi bir üçgen düşünün. Bu üçgenin yüksekliği tam tepeden böyle tabana inen dikmedir. Bu bir yüksekliktir. Yine bir üçgen düşünün. Kenar ortay demek yine köşeden tabana iniyor ama bu tabanı eşit iki parçaya ayırıyor. İşte 5 santime 5 santim gibi. Yine bir bunun adı da kenar ortaydır. Bakın bu yükseklik, bu yükseklik, bu kenar ortay. Buna da açı ortaya gelelim. Bu buradan karşıya iniyor. Karşıya eşit iki ayırmasına gerek yok ama çıktığı açıları iki eş parçaya ayırdığı için bunun adına biz açı ortay diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Devam edelim. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı üçüncü kenar uzunluğunu ilişkilendirir derken üçgen eşitsizliği aslında. Yani bir üçgen çizsek buraya x desek 5 7 x'in alacağı değerler nelerdir dediğimizde x'i ortaya yazıyoruz. Şu x'i yazdık. Şöyle yapıyoruz. 7'den 5 çıktı. 2 7 5 daha 9. X'in alacağı değerler şurası x'ti arkadaşlar. Neler oluyor? 3 4 5 6 7 8. İşte bu üçgen eşitsizliği. Bu kenar iki kenarın farkı ile toplamın arasında olmak zorunda. X bunlardan herhangi biri olabilir gibi. Bir diğer konu başlığımız üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçüleri diyor. Burada da büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında da küçük kenar var. İşte şöyle açıları rastgele vereceğim şimdi. Rastgele derken yine 70, 60, 50 rastgele veremiyorum. İç açıların toplamı 180 derece ettirmem lazım. Şimdi 70 en büyük açı olduğu için karşısı 13. 60 ondan bir tık küçük işte atıyorum 10 santimetre. 50 de ondan bir küçük atıyorum 9 gibi. Yani bakın büyük açı karşısında büyük, küçük açı karşısında küçük kenar olmak zorunda. Onu demek istiyor burada da. Gelelim yeterli sayıda elemanın ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. Üçgen çizimi ile ilgili arkadaşlar işte mesela bir kenar, bir açı, bir kenar verildiğinde bu üçgen çizilebilir.
Yine açı, kenar, açı verildiğinde üçgen çizilebilir. Kenar, kenar, kenar verildiğinde üçgen eşliğini sağlıyorsa çiziliyor. Ama açı, açı, açı çizilemez gibi. Şimdi mesela adam bir üçgen düşünün. A, B, C. Burası 7 santim, burası 8 santim, burası da 50 derece. Bakın şimdi bir kenarı vermiş 7. Bu kenar. Ortadaki açısını vermiş 50. Bu A açının A'sı. Bu kenara vermiş 8. Kenar açı kenarı sağladığı için bu üçgen çizilir diyoruz mesela gibi. Bir başka soru da bir üçgen verse. Şunu versin. 70, 60, 50 sayıları vermediğini farz et, tamam mı, bu yeni soruda. Başka hiçbir şey vermiyor. Açıları veriyor ama açı 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 olduğunda bu üçgen çizilemez diyoruz. Gelelim Pisagor bağıntısını oluşturur. İlgili problemleri çözer. Şimdi Pisagor bağıntısı için bir dik üçgen olmak zorunda. Burası diyelim ki 3, burası 4, burası x. Şimdi x'i nasıl bulacağız? Normalde biz bunu üçgen eşitsizliğiyle buluyorduk ama şimdi Pisagor'da tam nokta atışı yapacağız. Pisagor'u neye göre Pisagor dediniz? Eğer bir dik üçgen varsa, yani 90 derece ise bir açısı, orada Pisagor bahsedilir. Pisagor demek 90'ın karşısındaki kenarın karesi, yani x'in karesi eşittir şu dik kenarların kareleri toplamına, yani 3'ün karesi artı 4'ün karesine eşit. X kare eşittir 3'ün karesi 9 artı 4'ün karesi 16. X kare eşittir 9, 16 daha 25. Şimdi böyle bir durumda x haline getirmek için her iki tarafında kök şapkasını aldığınız zaman x eşittir kök 25. Kök 25 bir tam karede dışarıya ne çıkar? 5. Demek ki x 5'miş. İşte bu x'i biz aslında Pisagor bağıntısıyla bulduk. Hep 90 derecenin karşısının karesi diğer iki kenarın kareleri toplamına eşit olur denir arkadaşlar. Bununla ilgili de soru gelir. Şöyle biraz açmak için yaptım. Şöyle. Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir. Eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. Bir kere eş şekiller kendi aralarında açıları eşittir. Eş şekillerin açıları eşit. Karşılıklı. Benzer şekillerin de açıları eşit. Eş ve benzerlerin açıları eşit. Ama eş şekillerin kenarları birbirine eşit. Benzer şekillerin kenarları birbirinin katı. Mesela 2, 3, 4. 2, 3, 4. Bu üçgen A, B, C. Bu da K, L, M. Dikkat ettiyseniz iki farklı üçgen ama ikisinin de kenar uzunlukları nedir? Birbirine eşit. O zaman bu ikisi birbirine eşittir diyoruz. Eşlikte şöyle bir sembol kullanabiliriz. Eşlik sembolü. Eğer bir tane daha üçgen çizeyim ben aşağıya. Bu sefer de D, E, F olsun. Bunun 4, 8, 6. Bak şimdi bu üçgen aslında bu üçgenlerden birinin veya ikisinin de büyütülmüşü. Gördünüz mü? Mesela 2 iken 4 olmuş iki katı. 4 iken 8 olmuş iki katı. Üçgen iki katı olmuş. O zaman ABC ile, yani ABC üçgeni ile, bu benzerlik sadece böyledir. Bunu ABC ile DEF üçgeni, DEF üçgeni ne diyoruz biz? Üçgen sembolü benzerdir diyoruz. Birbirinin kenarları aynı oranda ama kat anlamında büyütülüp küçültüldüyse benzerdir diyoruz. Mesela benzerlik oranı bir sonraki soruda. Benzerlik oranı demiş. Mesela şimdi eğer ABC DEF'ye benzerdir dediği zaman AB'nin bir kenarı kaç? Mesela işte AB bölü diğer kenar kaç? DE. AB'nin bir kenarı kaç? 2. DE'nin bir kenarı kaç? 4. 2 bölü 4'ü sadeleşince ne çıktı? 1 bölü 2. Yani bu ikisinin benzerlik oranı mesela 1 bölü 2'dir. Benzerlik oranı birer kenarları birbirine oranlayarak yazarsan sadeleştirip çıkan sonuç benzerlik oranı oluyor. Benzerlik kenarlar arasındaki kat ilişkisi. Kesir şeklinde çıkacak. Ha ya öğretmenim 2 bölü 1 de çıkabilir mi? Çıkabilir. Mesela eğer adam önce DEF sonra ABC derse o zaman 2 bölü 1. O da 2. O da bir benzerlik oranıdır. Sorularda mesela şıklarda ya 1 bölü 2 ya 2 ikisinden biri olur. İkisi aynı anda olmaz. Siz hangini yapacaksınız? Siz ikisini de yapabilirsiniz. Bir, ya ister birini yapın, ister birini yapın. Yine tam puan alırsınız. Bir diğer başlığımız nokta doğru doğru parçası, nokta doğru parçası ve diğer şekilde öteleme sonucu görüntüleri. Öteleme demek kayma hareketi demek. İşte atıyorum burada kareli bir kağıt düşün. Yani şöyle. Şuradaki bir nokta var.
Bu noktayı işte 2 birim sağa 1 birim aşağı dedi. 2 birim sağa 1, 2, 1 birim aşağı dedi, indirdik. Şimdi buradaki diyelim ki A noktası ötelendi, ta buraya geldi. İşte öteleme bu. Buradaki kutucukları veya aralıkları iyi sayacaksınız. Tamam, öteleme bu. Yansımaya gelelim. Yansımada onun karşı tarafa çıkması. Diyelim ki şöyle bir şey düşünün. Şöyle bir üçgen çizeyim. Bakın bu y eksen olsun, bu da x eksen olsun. Bunu y'ye göre yansıtmak istemiş olursak şöyle şey, yani bunu buraya katladığında bunun üstüne yapışması lazım. Bakın şu burunla bu burun denk gelecek. Diğer köşeler denk gelecek. İşte bunun adı, bu x ekseniydi. Yansıma yaptık. Yansımada bu katlama çizgisi oluyor. Katladığında öbür tarafa aynısının çıkması demektir. Bir diğeri çokgenler öteleme yansımalar sonra ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur demiş. Ya bu soruları üretebilirsiniz. Mesela işte şöyle şekli çizemedim. Şöyle bunu buraya göre yansıtsak. Tamam, sonra bunu ötelesek. Sonra bunu bir daha yansıtsak gibi. Böyle bu hareketler devam ettiğinde bunun adı ötelemeli yansıma oluyor. Ötelemeli yansıma oluyor. Yani devam ediyor hareket. Tek bir yan ötelemeli yansıma. Tamam mı? Böyle hareketler devam edince ötelemeli yansıma oluyor şeklinde. Evet, birazcık hem yazılı konularını söyledim hem de konuyu özet geçmeye çalıştık arkadaşlar. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.